Tü diyor. Cümleten selamünaleyküm can dostlarım. Sevdiğim dünyası YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun. Bugün bizim Neriman teyzeciğimiz geliyor. Biz son surat kalktık sabahın ilkenden. Tabi ben kalkmadım. Bunlar annem ilk kalktı. Ben daha yeni uyandım. Cümleten selamünaleyküm can dostlarım. Herkese hayırlı cumalar. Hayırlı nurlu cumalarınız olsun. Cumanız mübarek olsun. Ben Neriman bacıma. Benden çiçeğe çok merak ettiğini söylemişti. Ben de annem gildim. 5-6 kabağı vardı. Bir gün gittim. Ufacık şöyle poşete doldurdum. Koyduydum. Nasip bugünümüş. Bacı canlar. Neriman bacım hiçbir şey istemedi. Sadece mısır haşlamasıyla. Türbide mi yapacaksın onu? Şey istedi. Mısır haşlamasıyla patates haşlaması. Ondan çiçek. Sonra çiçek dolmasını ben doldurduydum, ben hatırlattım. Bir de patates haşlaması, mısır haşlaması, yufka ekmeğinin dürüm. Başka bir şey istemedi benden ama Tanrı misafiri ta Fransa gibi bir yerden misafir gelir de bir tane mısır haşlamasıyla olur mu? Olmaz. O yüzden ben de şöyle elimi ayağımı hızlı tuttum. Saat 12'den sonra gelecekler. Daha ben aşağı inip ocak yakıp patates koyacağım mısırla. Düşersen kan ter içindeyim. Şöyle bahçemden taze fasulye de aldım. Yufkayla dürüm yapsınlar diye. Kızım. Bir tane de domates doğrayacağım. Çiçek dolması. Orada otur. Yeşil fasulye. Orada otur. Ondan sonra taze fasulye, saç tava. Saç tavamın etini doğradım. Sarımsağını da fulle soydu, doğradı. Şimdi o domatesini doğrayacak. Ben de biberini doğrayacağım. Her şey hazır olsun. Onlar gelme vaatı. Bunlar pişsin. Önce bu domates çok olur. Şöyle birazını koyayım. Şurada hepsini yıkadım, hazırladım. Şeylerim bu. Saç tavanın. Şurada etiyle. Senin sarımsağı yemeği sevmem, doğramasını severim. Yarın da misafirim var. Yarın da Hollanda'da misafirim var. Allah nasip ederse. Şöyle anne, biraz da fasulyeyi alayım. Anneciğim otur. Ayşe Batım gelecek, Konyalı, Hollanda'da oturuyor. Bizine geldiler. Geçen sene de gelmişlerdi. Anne sana bir şey diyeyim. Merve kızım. Lafımı bölüyorum. Hadi şunu şuraya getir. Kız sen oradan başına iş alacaksın kız. Vallahi iş getirecek başına oradan. Bacıcanlar, Armin artık eskisi gibi değil, hiç durmuyor. Ayaklarımızın altında dolanıyor. Emekli emeği de belledi. Şöyle soğanımızı, bunu koyayım hemen aşağı ocağa ineceğim. Ama pek sıcak. Abo, abo. Aşağı ineyim, ocağı yakayım, havuza atlayayım. Aşağı ineyim, ocağı büyüteyim, havuza atlayayım. Bununla gelene kadar hem havuzda çimelim, hem işimizi görelim, ondan sonra üzerimizi değiştirelim. Ah. Kuzum. Sabahleyin ben dinmedim, kırdım. Böyle daha lezzetli olur. Haşlamadık bizi anne. Ben haşlamam. Şöyle de içine acı biber kırdım. Küçük biberlerden, şöyle cin biberlerinden. Yani süs biberlerinden bacıcanlar şöyle. Tabi değişiklik olsun, şöyle zeytinyağlı da yeşil fasulye yufkanın arasında yesinler. Yarınki misafirlerim de kahvaltı inşallah istedim. Kahvaltıya gelecekler. Konya'dan erken çıkacaklar. Ondan sonra onlar da kahvaltıya gelecek. Öğlen sonuna kadar burada duracaklar. Yiyecek, içecek, oturacak, özlem gidilecek bacıcanımla. Ondan sonra da gezmeye gidecekler. Bu tarafın ünlü yerleri var. Oralara gidecekler. Domatesimden sarımsağımı da. Şöyle salçamı da atayım. Kavrulsun hep beraber. Kafedeki makineyi çalıştırmak istiyorum. Dedim ya ben sana çıkardım. Şu sarımsak da şurada. Sarımsak 150 milyon olmuş kilosu. Abo. Abo.
güzelmiş. İyice ufağı da şöyle kotutacağız. Çiçeğe taktın mıydın ki? Su at. Doktun mu anne? Hadi. Sen de suyu az yürü bak. Onun suyu yürü bir şey yapmadım ben. Hele çünkü koktu. Buradan çıkarttım ya. Ben dostlarım dolabımızda yapıldı. Dolabımızın sigortaları patlamış. İki tane sigortası değişti. Ondan sonra... Şöyle lezzetlice de bir çiçek dolması. Tepesini çekeyim. Şöyle ufak bir şey yaparım. Kapak koyarım. Annem. Annem. Çıkaracağım dur. Kerem atma dedim. Anne uzun kollu ya çıkar diyor. Sevmiyor değil mi? Çocuktan aldım ne olsun? Çekil bakayım ben bunu azıcık. Şu tarafına geçeyim ben. Ben bunu yıkadım. Zaten kendi mahsulümüz. Yeşil fasulyemiz iyice çiçek oldu artık. Bir haftaya kadar döller. Çünkü benim fasulyem buzluk fasulyeydi. Buna çok su katmayacağım. Aslında bunu da ocakta pişireyim diye düşündüm ama yarı bunu ocakta geçecek. Bir de tamamen islenirim. O yüzden bunları buraya koyuyorum. Her şeyi koş iyisi. Et süt istemiyorlar. Ben yine de saçlamadan haberi yok Neriman bacımın. Can dostlarım koy şeyleri yiyelim dediler. O yüzden o elinde ne? Elimden döndüremem ben al. Elini tek elin ya. O yüzden. Bir yandan da siliyor yarab. Salça şiddetiyse değilsin. Temizlik imanın yarısı. Tabii canım. Bacı canlar. Yine bizim iki gündür kanala biri dadandı. Kaldırıyor ama. Bayağıdır kanalımda ses yok ya. Yine şey ettiler. Kaşıntıları gelmiş herhalde. Bazılarının kaşıntısını verdim ama Fule birisini sabitle dedim. Sen mi kaldırdın sabiti? He. Niye? Aman birikmesin her şey. Sildin mi? Gördün mü? He. Sildim canım. Direkt oradan sildim, kaldırmadım. Yani sabit kaldırmadım, oradan sildim. Yine sapır saçma konuşuyorsunuz. Herhalde yine ayar isteyiyorsunuz. Uymuyor mu? Sesim yok ama kanalım tertemiz gidiyor ya. Ayar mı çekeyim size? Onu mu isteyiyorsunuz? Benim iltifatlarımı özlemişsiniz. Bedduhalarını. Öyle adını öyle bunu bedduacı sevdim. Ermin. Kısa ve net. Ulaşamadığı yeter herkes mundar dirimiş. Yazan sana diyorum. Sen asla ulaşamazsın bana. Sen kimsin? Ben kimim? Seninle benim aramda fark var. Hasan zaten biliyor kim oldun da. O yüzden ben senin ayarını bilirim ama senin gibi ötlek değilim ben. Başka hesapla gelecek. Sen ötlek olduğu için başka bir hesapla geliyor. Konuşma tarzını değilsen bilemezdik. Ama ben senin gibi ötlek değilim. O yüzden dengeni gel. Vallahi ben ne şey derim korkarım ne de utanırım. Çıkar diye. Annen hayır. Diyeyim. O yiyinmez anneciğim. Bırak. Bırak onu bırak. Onu bırak. Benim gelinime, kızıma, evime, barkıma, çoluğuma, çocuğuma en son dil uzatacak o yazıyı yazan yüzsüz. Hacı canlar şöyle çiçeğim de kaynıyor.
Kısık ateşte. Oy oy oy. Fulya anne, çiçekten yiyebilir biliyor musun? Sen mençi yorunca ne diyor Armin? Fulya diyor mu? Fulya mı diyor? Değişik bir şey kullanıyor ama fiyat çıkıyor. Fulya. 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 Aşkım benim. Dün annesi ona tokalar aldı. Çiçekler aldı. Tokalar şurada mı sen? Boncuklar aldı. Ben aldım da şurada. Şöyle şeye götürdüm. Götürdün mü? Gösterirdim. Şöyle saçlarına tokalar taktı, gösterme de ben tokasını göstereyim. Kızıyor toka, her şeye kızıyor. Şöyle toka setleri aldım. Lastik. Ayağına halhal aldım. Koluna nazar boncuklu boncuk aldım. Aslında süslenelim ya anne. Halhallarını da kızımın ayaklarına. Ondan sonra ilken başladın halhal malhal takmaya. Ne oluyor? Akşam takmış şöyle yapıyor. Bacıcanla şöyle diyor bir de. Ya şöyle diyor. Babasına yapmadığını komağıyor. Ondan sonra da gel. Gel diyor. Arminoş. Armin. Ne dolmadık iş var oraya gidiyor. Armin bak doğru kapıya gidiyor. Gördün mü buzdolabın arasına? Çaprazdan göster hele bunu. Nereye gidiyorsun ora? Ora nereye gidiyorsun sen? Tutamıyor mu? Bak kızdın ya gitme ora. Armin cüz kızım cüz cüz. Armin cüz ora. Cüz 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 anne. Cüz söyle kızım. Hadi gel gidelim aşağı ocağımızı yakmaya. Can dostlar ne gördün kız? Ben bunu kapattım mı? He. Azıcık kız. Suyla bunu kapattım. Çiçeğimiz de pişiyor. Şimdi Sevil bacımız aşağı ocağa gidiyor. Ocak yakıp geleceğim. Bacıcanlar. Hadi görüşürük. Aa, bu nasıl terledim? Dışarıda yemeklerimizi göstereyim. Ondan sonra Erman teyzeye göstereyim. Erman bacımın istediği. Bacım. Konuşayım mı? Konuş. Can dostlarım hele bakın kimler gelmiş. Erman bacım gelmiş Fransa'dan. Selam herkese. Evet. Sevil'in dünyasının can dostları. Utandım. Kırmızı yakıp konuştun ya. Utandım. Daha az konuş. Biz de saat 12'de bekliyorduk. Saat 6. Evet. Sonunda gelebildim yine. Olsun. Yine benim. Sevmeyenler yine benim. Sevmemişler mi bacım seni? Olabilir yani. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Tabii. Sevmeyenler bizim kanala ait değil. Sahte kanala ait. Sahte hesaplarından gelip bizi haşlayıp gidiyorlar. Onlar da beni engelleyemiyor. Sen konuş. Evet. Otur Nerman teyze sen. Oturayım mı? Gel tamam. Bir hoş olma otur. Heyecanlanma. Masa benim hazırlamadım. Nerman bacım Fransa'da çok oturuyor masalarda. Böyle de otururuz biz. Haşlama mısır istedi. Haşlama. Yanlış anlamayın. Patates istedi. Bir şey bulmayın lütfen. oturamıyor demeyin. Siz oturmaya şöyle oturun ben sizi çekmem. Gelin siz. Sen şöyle gel. Hem belini şeye yasla. Onlar da böyle otursun sizi çekmeyelim. Ben yemek yerken geleceğim. Sen bu tarafa gel. Sen yemek ye boş ver. Gel. Sen görünmezsin. Sen nereye oturuyorsun? Ben buradayım. Ben buradayım. Ben can dostlarımın yanındayım. Hey, sen de otur. Oğlum. Evet. Gelmiyor mu? Geliyor ellerini yıkıyor. Tamam. Otur otur iyice gel şöyle. Öncelikle sırtında yasla. Can muhtarım. Buyur. Teşekkür ediyorum. Evinin kapılarını açtın. Tamam hiçbiriniz görünmüyorsunuz. Rahat olun. Her zaman açık. Her saniye her dakika. Sofranı açtın. Güzel güzel şeyler yapmışsın. Ellerine kollarına sağlık. Afiyetini tüketin. Allah bereketini versin. Bu yufkayı hep yiyeceğim. Zayıfsın. Dürün dürün ye. Dürün. Dürün. Sen de bunu yapla. Dürüneceğin yiyeceğin. Kamerayı gel. Şöyle kapatalım. Sen gel, gel abi şöyle. Yine ben dürüneyim. Seni çekmez. Gel. Yok, abim de çıkmaz zaten. Biz askerleri polisleri çekmiyoruz. Bak. Nergis çiçeğim. Şimdi Nerman teyze dürüm yapacak. Yeşili getirdik mi? Getirdim. Dur ben sana şöyle geleyim. Nerman teyze. Yapayım mı? Etten mi koyayım? Hangisinden koyayım? Anne etin tuzunu attın mıydın? Atmadım. Şerif. Valla harika. Ellerine oğullarına. Afiyet olsun. Bacımı yesin mi oğlum? Çekiyor musun benim? Çekiyorum ben senin durumunu. Çek bakayım. Tuzunu atsaydın anne. Hiç mi atmadın tuz? Atmadım. Teyze
hastaymış. Bakın dürümümü eleştirmeyin lütfen. Ama şöyle bunlar bir tarafı tutabilirim. Ben tabağını alabilirim biraz. Hey anne. Dur. Evet, başlıyoruz. Anneminki gibi büyük dürmedik. Sen annemin dürümünü biliyor musun? Kustuk dürümü. Kustuk gibi mi? Biliyorum. Kız o zaman rujum bozulur. Ama yine de sürerik. Tazelerik, bir şey olmaz. Dur, bilerek söylüyorum bunu. Biliyorum. Laf çakı yok. Aynen aynen. Başka ben hep rujlu değilim. Rujsuz da geziyorum. Benim elime anne ne oluyor, ona lazım. O Armin... Anne Armin uyanacak, ne oluyor? Diyorlar ya, bak yaptım. Bu sefer düştü, benim yapacak bir şeyim yok. Çiçek dolmanı yiyorum. Oyma suyu sana da dedim, istedin mi? En son nerede yemiştim? Annenlerde yemiştim der. Bundan. Kaç sene oluyor? 2015. Çiçek dolması. Evet. Ben hiç sevmem. Gerçekten. Vallahi hiç yemem. Çünkü sende var da o yüzden. Ben neyse bir kere bir yedirdiydi annem zorla. O gündür bugündür hiç yemem. Fule her şeyin olmazsa tersini yapıyor. Tam besleyici şeyleri. Nereden bulacağım ben bunu orada? Gerçi tabii orada yok. Gerçi olanlar belki mağarada olur. Başka olmaz. Benim bahçem olmadığı için. Bahçede verdin mi? Tabii bahçeden de anlamıyorum. Bizi sever çiçek dolmasını. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bu şeker olsun. Löplübet olmasın. Sağlık olsun. Anne çiçek çatal mıyız? Yok mu çatal? Dur şöyle tuzunu. Tuz atmadıydım ha? Çatal mıyız? Var var. Dolma harika. Biz daha da hazırlayacağız da sen istemedin. Hayır. Senin istediğini hazırladım. Yeterli. Sadece çok... taze fasulyeyle saçlama yaptım. Kurban etimi tadın değil. Ellerine sağlık. Fransa'dan gelip kurban eti yemeden gitmedin değil mi? Ama işte ben o etçi değilim. Değil misin? Otçuyum ben. Evde pişireyim dedin mi? Yemeğe hayır. Otta yeşilliklerimiz hep şeydi artık. Yaşlandı. Marullarımız şöyle oldu. Yaşlandı. Havuklar gidi. Ha, ısır. Yeşilliğimiz bari çok güzel oluyor. Ha? İstiyor musun teyzem? Ot. Ben de etçime. Merla da benim ne gibi. Maydanoz var. Maydanoz var. Başka ne var muhtarım? Maydanoz var. Ne? Pırasa. O da mı? Niye? Dolmayla güzel gidiyor bak. Dolma yedim. Deneyebilirsin. Tedicim. Abla harika. Dolma yedin. Afiyet olsun. Vallahi diyorum. Her zaman bil ki burada bir evim var. Var ya. 68 Aksaray Demirci Kasabası Ayhan Dündün evi. Bitti. Üst boş, alt boş, hiç iyice şaşırsan bu karışı yatar, kilim sererek. Durmuşun evi de boş. Yolunuz düşerse oğlum hiç çekinmem vallahi. Oğlum ne bileyim karısı. Şu sofranın güzelliği, sizin muhabbetiniz. Allah razı olsun. Onun için ne diyorum? Can muhtarım diyorum. Muhtar olamadım ama. Benim için muhtar. Muhtarlığa çıktı da geri çektik bunu biz. geri çekilmezdim ben de. Yeğenim biliyorum. Belediye başkanı adaylığına oturunca bana yakışır mı? Ben muhtarlığa şimdi hangisine varsam diyecek ki sen yeğenin sen ona vereceğim biz sana vermezdik diyecek. Tabii. O yüzden usulü açık geri çekildim. Daha doğrusu haberim yok, beni çekmişler. 5 sene sonra yine adayım da anne. Aday değilim. Ulaşamam. Aman diyeyim. Siyaset bana göre değil. Ben YouTube'u manca yapıyorum. Oradakilerle uğraşıyorum. Muhtarlığın işi de zor olur, ne yapacağım? Sevil'in dünyası yeterli. Yo ben yapardım muhtarlığı. Yapar. Yapardım. Yapar. Zenginden alıp fakire veriyor yani. Şu kömür dağıtılıyor ya. Evet. Onları aynı kafadanız. Tüm zenginler aynı olanlar. Gerçekten durumu olanlara vereceğim ama olmadı. Zenginlere karşıyız biz. Sevmiyoruz zenginleri. Zaten bizden çok alıyorlar. Her şeyi alıyorlar. Ben vereyim. Ben ilk defa bir kömürden yaralandım zar zor. Ondan yarı yarıya verdiler. 15 tane düştü tek. 39 tane kömürden. Onu da vermeseler mi? İşte getirdiler koydular yani, bir şey demedim. Aslında senin hakkın da o. İşte. Yufkaya dürüm ya. Sevmedin mi? Çok acı. Hangisi kızım? Bak acı biberimi doğramış Sevil teyze. Tüh. Patates yer misin? Ama patates çok güzel. Anneannesi patates ver. Pakla da iyi bak bahçenin.
Anne şey soğuk sonunda bir. Ne? Dalımızdan kayısı şey yaptın mı? Komposto. Komposto değil. İçecek yaptın mı? Meyve suyu, suyu yaptı. Meyve suyu, evet. Şişe dönmüştüm. Sahneye şot dürdüm ya, ne oldu? Pestil. Pestil. Ama benim damak sevkime uymuyor öğlenim ama. Neden? Sevmedim uymuyor. Neden uymuyor? Neden uymuyor? Bak ne yaptım? Çok güzel. Herkes seve seve yiyor ama benim damak sevgime uygun değil. Tadı mı şey? Tadı çok güzel. Her şeysi güzel. Yok yok. Şekeri mi az? Yok bana uygun değil. Ben acıya bulguna sonra şunu anlayamayız. Tatlı ya uygun değil. O bana uygun değil. Aynı ağzımda şey sünüyormuş gibi. O yüzden... Bir de onun tadına baksınlar. Her şeyini hazırlıyor kendi elleriyle. Her şeyini. Hep bahçemizden yapıyor zaten. Oğlum ben hiçbir şey yapmadım. İçme diyor. Hiç. Allah'ım. Bak şimdi aklıma getirme, psikolojim bozuldu. Ne? Kaysa şey içme diyor Kaysi. Niye? Ben bunu ne yap biliyor musun? Ben sana unuttum koydum ya. Yolda yok içiyor. Yok yok. Güneşlettim Fransa'da kahvenin yanında içeceğim. Evet evet. Ben benim hatırlı yatacağım. Onu biliyorum. Yolda gidecek ya o yüzden. Diyor. Ha bir şey olmaz hemen. Nasıl oturuyor şeyi? Anlatırım sonra. Tamam öbürler için o zaman. Bu beden nereden nereye gitti biliyor musun? Şok geçiriyor şu anda. Bu beden. Nereye gitti? Şeye Mardin'e gitti. Nerelere? Nerelere? Mardin'de balık golünü mi çekmedin? YouTube. Çekemezdim evet. Ki de. Biz ne durumdaydık bir bilseydin. Evet. Ev taşıdık ev. Biliyorum. 45 mi? Derece. Sıcak. Hiç hayatımda görmedim. Ama İran nasıl güzel oralar değil mi? Evet. Daha pek görmedim. Gezemedik ki. Gezemediniz mi? Kaçtık. Ya da kuşum. Kaçtık. Evi bıraktık, kaçtık. Bir de günümüz sınırlıydı ya, mecbur gelmek zorunda kaldık. Bunu ben kendim ama inşallah yaptım. Geleceğim. Kışa geleceğim. Kayserilerimi güzelce yıkadım. Çekirdeklerini çıkarttım. Kazanıma attım. Altına odun ateşini verdim. Bunu kaynattım. Ondan sonra da çektim. Hepsini izledim ben. Azıcık da şeker attım. Şişelerimi şöyle çektim. Dikti. Harika. İçebilirsin anne için. Acıktım. Uçarım ben. Soğuk seni yavaş yavaş. Ellerine oğlana sağlık. Afiyet olsun. Durup şeyi bile harika görünüyor bak. Görünüşü. Siz çekmeye yok memursunuz. Bak kendi ellerimle. Ellerini çek abinin. O görünüyor canım ellerim. Rengi. Tadını tatmadık henüz. Ama harika bir tadın ne olduğu buradan belli. Evet. Kim yaptı? Çünkü muhtarım yaptı. Evet. Sevin can muhtarım. Ellerine yüreğine sağlık. Sevin dünyası. Evet. Ellerine yüreğine sağlık diyoruz. Tadımı yapıyorum de. Ve tadımı yapıyorum. Kötüyse de diyorum de. Harika. Diyor. Abi su katılacak. Dikirse sabah çıkarttım. Siz deniyorsunuz. Harika. Olağanüstü. Aa, buna biraz su şişirecek. Şu anda tabii ben onu tüketemeyeceğim. Tüm yemek programları bunu görsün. Aynen. Benim yemek programlarından çıksa da gitsem. Evet. Evet. Gitsem bir de sen git şişe şahane. Yazın gidemem bahçem var. Evet bunu tüm yemek programları görmesi lazım. Bu sofrayı, bu sofranın tadını ellerine sağlık. Konuş teyze. Harika bir tadı var. Hadi sen de hiç içtin mi? Sevdin mi? Güzel mi kızım? Sen de prenses gibiymişsin. Benim bal kızım bu. Neyzesi bal kızım. Hadi ye. Bismillah. Sen de ye. Sen yok ben de yiyeyim. Ben de yiyeyim. Ben de yiyeyim. Sabahleyin var 12'de geleceksiniz ya. Allah'ım 6'da. Ayhan kalk. Kız sabahleyin daha siyah doğru gidiyor. Ayhan'a hacı yetiştirdi. Sana şahidim. Bütün bu hayat havlu hep süpürttürdü, suladı. Babam diye gördüm, fulya çay koy diyor bana. Fasulye kokladı. Ona o havuzu doldurdu, bir de balkonu yıkadı. Çok güzel yedi. Başka bir iş koymadı. Ekmeği açın alayım. Oradan da sonumuz zaten biraz geç çıktık. Yeğenimin işleri vardı. O çıktı, onu bekledik. Çıkalım derken çıktık geldik. Orta, Ortaköy'den sonra mıydı?
Teyzem? Evet. O yol neydi ya? Çalışma. Şey diyenden gitsin, yolunuzun yanına. Ortaköy üzerinden gidiyor. Ortaköy'ün yanına. Çok düşün. Kötüydü. Nevşehir, Kuşehir. Aksaray, Ortaköy, sonra Kuşehir. O zaman sizin buradan gitmenize gerek yok ki. Şuradan Aksaray yolundan gidersiniz. Evet. Kızım. Direkt ana yola çıkıyorsun. Kaçla geldik biliyor musun? Bayağı 20 ile geldik değil mi? 20. Ama 25 dakika oldu yeter mi? Yerler taş, arabaya taş kullatıyor. Açıktın mı? Oy kutum benim. Tamam. Pelpel bakıyorum hani şimdi şeye baktığı gibi. Kapat. Bahçede çekeceğim ya birazdan. Birazdan tamam. Görüşürüz. Bunun kapanışını yapayım. Tamam. Yarınkine bir diğer mi? Tamam. Bugünkü çekeceğimiz yarınki. Tamam. Tamam hadi koçum. Hadi bacacanlar kendinize iyi bakın. Neriman'ın hayatında kalın. Hoşça kalın. Yarın yine iyilikle kalın, güzellikle kalın. Yarınki video bende. Bende.